Şimdi vali konağı diye yaptığınız, yapılan valilik tarafından özel idare sanıyorum. Şöyle söyleyeyim, vali bey buranın vali konağı olarak anılmasını istemiyor. Çünkü vali konağı değil. Vali konağı dediğim zaman orada vali kalıyor anlamında bir şey çıkması lazım. Vali beyin burayla ilgili 7-24, 365 gün çalışabileceği şekilde benim bir teklifim var. Sağ olsun kendisi de zaten bu kararı vermiş. Kendisi açıklarsa daha doğru olur diye düşünüyorum. Burası 7-24, 365 gün çalışacak şekilde bir fonksiyon kazandırılacak buraya. Tamam. Yanındaki binayı da aldık. Biliyorsun canlara ait olan bina aslında çok daha önce satın alınacaktı o bina. Maalesef ortaklar kendi arasında anlaşamadı. Düzce Belediye Başkanımız Mehmet Kereş Bey, ben diğer binayı valiliğe tahsis ettikten sonra belediye satın almıştı diyorsunuz o ışıklardan. Böyle bir yöntemle sağ olsun o zaman Sayın Ali Fidan Valimiz bize 1 milyon lira gibi bir para buldu. Yandaki bina da bitmişti aslında ama ikisi iki ortağın yani çekişmesinden ya da anlaşmasından diyelim. Şimdi Sayın Valimiz orayı da bir ödenekle aldı. Çok kısa zaman içerisinde restorasyonu ile ilgili de bir çalışma başlatacağız. Yani şuradan şunu söyleyeyim. Mahalle önümüzdeki 5 ve 10 yıl kısa vade ve orta vadede 10 yılda çok daha farklı bir fonksiyona bürünecek. Buna emin olabilirsiniz. Ben buradan şunu da şunun için söylüyorum. Buradan duyuralım. Yani varsa parası olan gelsin buradaki evlerden satın alsın. Restore etmek üzere yenilesin. Ama butik otel yapsın. Ama restoran yapsın. Sonra ahbap para yetmez yani ileriki zamanlarda daha pahalıya belki almak zorunda kalabilirler. Bunu da buradan söyleyelim.